Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Paskal. Bro. Gittin mi? Gitti mi o delikadı? Gariba gitti. Ne istiyormuş? Öğrenebildin mi? Öğrendim. Neymiş? Neden beni arıyormuş? Abi seninle. Hindistan'a gidecek. Bu ne istiyor? Benimle Hindistan'a mı? He. Alakası var mı? 20 sene önce. Bir barda tanışmışsınız. Bu kız abi o zamanlar Hindistan'a gitmeye çok hevesliymiş. Sen demişsin ki önce benim eve gelirim. Oradan da Hindistan'a da gideriz. Böyle demişsin. Abi ertesi gün kızı paketlemişsin. Ha? 20 senedir seni arıyormuş. Vay be. Görüyor musun Pascal? Etme bulma dünyası. İnsan ağzından çıkan söze de dikkat edecek kardeşim. Kafalamak için neler vaat etmiştim. 20 sene sonra geliyor beni buluyor ya. Ama Kadir, takdir ettim. Öyle deme Pascal. Ben mazimden utanıyorum kardeşim ya. Ah ne güzel be. Gençken her atıyı yaşlanınca utanıyorum. Yok öyle dünya. Yanacaksın. Ha sen sanki manastırdan çıktın yavrum benim. Bekaret yemini etmiş rahibesin değil mi yavrum? Kardeşim ben mazinden utanmıyorum. Öyle deme Pascal. Her koyunu kestik sıra geldi deveye. O ne demek? Yani artık durmak lazım demek. Sana da durmanı tavsiye ediyorum kardeşim. Abi ben çizgimi bozmam. Beni seven böyle sevsin. Peki halkımızı kim sevecek? Ha? Zabanan soğuk havada ısçacık yatağından bir şalgamı tutup da topraktan çeker gibi çıkartılıp hadi git çalış para kazan diye beton ormana doğru savrulan halkımızı kim sevecek Pascal? Onu da mı seveceğiz? Tabii ki seveceğiz. Teyzemin oğlu. Halkımıza senden benden başka sabahın bu saatinde şefkat uygulayan mı var ya? Herkes sokranıyor şu anda ya. Herkes önlerinde bir sıcak çay, bir güzel gayf elti sofrası mı var halkımızın? Yok. Yanaklarına bir tatlı buğsemi konduruluyor? Yok. Öyle mi yollanıyorlar? Hayır. Nereden biliyorsun? Orada mıydın? Yavrum ben halkımı bilirim. Evde kahvaltı etse etse çok az etmiştir. O da sulanmış beyaz peynir dolapta dura dura kaldırım taşına dönmüş kaşar, bayat suyu çekmiş ekmek, sallama çay. Aa halkım aa aa aa. Oğlum biz insanları mutlu edecektik, iyi insanları keder sahibi yaptık. Bu ne? Abi her yerimizden hüzün fışkırıyor. Ne demiş şair? Hüzün ki en çok yakışanıdır bize demiş. Hangi şair? Ne bileyim şimdi adı gelmedi aklıma ya. Gelince söylerim. Ya ben senden rica ediyorum Pascal. Bugün halkımıza ekstradan bol bol efendim pozitif verelim. Halkımızın pozitife ihtiyacı var ya. Kadir Allah bize biz onları. Ulan yeminle alacaklısı gelmiş Mahmut Paşa esnafı gibi konuşuyorsun ha. Allah Allah. Ligarba balı mı lan bu? Evet abi. Rize'den mi? Malatya. Tereyağı nereden? Samsun. Bafra. Yalnız o Bafra pidesinin üstüne sürdükleri tereyağı mı bu? Evet abi. Reçer gibi. Sus sus halkımızı imlendirmeyelim Pascal. Şişt, sen bana oradan ahududu reçerini uzat da Twitter adresini ver. Pascal Askışki Kadir. Oo ekmek de sıcağımıştı ya. Susamlı francala. Ne dedin? Of abi. Yumuv yumuv yumuv. Aciz ya. Ya yeminle komodo ejderi gibi yalanıyorsun Pascal'a. Aciz abi. Bir daha bak ya? Kahvaltı sucuğu alma. Çiğ yiyoruz tenye yapıyor. Meyhane peyniri mi lan bu? Ezine, tam yağlı. Simit de var. Oh işlet bakalım çayları Pascal. Oh. Halkımız siz işe gidiyorsunuz. Oldu o zaman siz gidin canım. Biz bakacağız ilgileneceğiz canım sizle. Hadi canım tencereniz kaynasın maymununuz oynasın canım benim. Hadi canım hadi canım. Aragaz. Aragaz. Pasko. Yes sir. Artık erkek diye bir şey duydun mu? O ne be? Artık erkek abi. Artık biliyorum da onu duymadın. Yani iç yaş fazlası böyle mi? Evet ona yakın. Ben de ilk duyduğumda hayretlere gark oldum. Ama artık erkek diye bir şey olduğunu öğrendim ya. Merak ettim abi. Şimdi bu Çin'in nüfusu çok fazla diye Çin hükümeti yıllarca tek çocuktan fazlasına izin vermedi biliyorsun.
Yani her ailenin bir çocuk yapma hakkı vardı. Evet abi, biliyorum. Ha, şimdi aileler tek çocuk yapma hakkına sahip olduğu için yıllar boyunca dediler ki vay, madem tek çocuk yapma hakkımız var, o halde hakkımızı erkek çocuktan kullanalım. Bir erkek evladımız olsun. Şöyle 40 tane koç kestirelim dediler. Koç mu? Çinli. Ya Allah, detaylara Allah takılma Pasko ya. Ha koça salyangoz ne fark eder ya? 40 tane salyangoz kestirelim dediler erkek çocuk. Tabii hal böyle olunca çoğu aile erkek çocuk yapınca şu anki nesilde de erkek sayısı patlama yapmış. Kadın sayısından tam 30 milyon daha fazlaymış, biliyor musun? Ohannes. Şimdi bu 30 milyon erkek de evlenecek kadın bulamıyor. İşte o erkekler artık erkek olmuşlar artık. Vay be, süper biri. Niye? Niye süper? Ha? Ne işimize yarayacak bu bilgi abi? Demek ki Kadir, Çin'e gitmeyeceğiz. Bravo, niye? Abicim 30 milyon tane fazla erkek var, Allah korusun. Doğru diyorsun Pasko. Yıllardır yokluk çeken 30 milyon erkek Çin'in arasına girmek akıl kârı bir şey değil acaba. Abi ben var ya bir ortamda bir tane bile erkek varsa giremiyorum, tercih etmiyorum. Vay benim alfa ya. Erkek Pasko'ma. Bak bir de bu erkekler basına konuşmuşlar. Hatırlat, sana anlatacağım bunu. Haline şükredersin. Tamam ya. Tamam. Aragaz. Aragaz. Pasko. Efendim abicim. Şimdi bu Çin'de erkek sayısı kadın sayısından 30 milyon fazla olduğu için evlenecek kadın bulamayan Çinli erkekler isyan etmiş demiştim ya. Adamlar aklı. Orada 30 yaşını aşmış erkeklere Shengan deniyormuş. Bizde ne deniyor Pasko? Evde kalmış. İşte onun Çincesi buymuş, Shengan. Şimdi bu evde kalmış erkekler eş bulmak için olmadık yollara başvuruyorlarmış, biliyor musun? Nasıl yollar? Mesela bir tanesi sevdiği kadına 99 tane iPhone almış. Gene de red deyince isyan etmiş. Üstelik de sosyal medyada alaya alınmış. Abicim 99 telefon. Manyak mı bu? Evet. Bence bu adamın sorunu evlenecek kadın olmamasına değil, kafasında problem var. Ha benim sevgili Çinli kardeşim, bir insan sevdiği kadına bir tane telefon alır, olmadığı iki tane. Manyak mısın yavrum sen? 99 taneyle ne değişecek? Peki Kadir, hepsini de aynı anda mı vermiş? Ya şimdi onun teferruatı yazmıyor ama aynı anda verdiyse zaten sıkıntı büyük. Kız belli ki telefon toptancısınlar oğlum ondan sonra yani. Teke tek verse de sıkıntı büyük. Diyelim ki kıza 23. iPhone aldın, gene reddetti. Niye gidip 24.'yü alıyorsun? Değil mi? Belki Kadir, rakibi var. Ha, o olabilir. Belki de başka bir erkek aynı kıza 100 tane iPhone alıyor. Olamaz mı? Olabilir abi, çünkü erkek sayısı fazla. Rekabet keskin. Kız da belli ki yolunu buluyor yani. Ya eğer bu yönteme devam ettiyse şimdi Çin'de tekel olmuştur kız ha. Aynen abi. Bak bir tanesi de çöp çatanlık şirketine kendisine evlenecek kadın bulması için 1 milyon yen ödemesine rağmen bulamayınca şirkete dava açmış. Hadi canım. Ya sıkıntı büyük Pasko. Dünyanın nerelerinde ne problemler var. Herkes senin gibi bir eli yağda bir eli balda değil yani. Ne demek yani? Ya şimdi konuşturma beni Pasko. Bak dünyada bir kadın bir erkek dengesi var. Ama bazı kendini bilmezler yüzünden bu denge bozuluyor kardeşim. Bazı kendini bilmezler kendi payına düşenle yetinmiyor, başkasının hakkına giriyor. Abi ben tekeş diyeyim. Tabii tekeş. Yeme bizi, yeme. Sen ne yere bakan yürek yakansın, konuşturma beni. Buradan evlenecek kadın bulamayan Çinli kardeşlerime sesleniyorum. Hakkınızı her yerde arayın canım. Dünyadaki kadın erkek dengesini bozanlara göz açtırmayın. Arkanızdayım kardeşim. Aragaz. Aragaz. Kadir. Pascal. Abi kraliçenin kuzunu vurmuşlar. İngiliz kraliçesinin kuzunu mu vurmuşlar? Kim ne ister abi kadıncağızdan? Lan oğlum kuzu. Kuş yok mu? Ha, kuğusunu vurmuşlar. Ha. Ya bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı? Daha önce de vurdulardı değil mi? Evet. Ya İngiltere'de bütün kuğular kraliçenin malı ya. Öyle değil mi Pascal? Aynen. Ya insan kuğuyu niye vursun? Ne kadar güzel bir hayvandır kuğu ya. Kadir, İngiltere'de kuğu yiyorlar. Edepsizler, şerefsizler. Almanlar da güvercin yiyorlarmış Pascal ya. Ya zaten Kadir, Almanlar da iyicen araba. Almanlar kokuyu mu Pascal? Ay kokusu var ya, burnuma geldi. İğrenç. Yalnız kuğu tamam, asil, güzel ama hiç öyle sakin bir hayvan değil ha. Sinirli mi? Tabii abi, büyük arızadır kuğu. Kuğu? Tabii abi, bir gaga koyar,
Zannedersin Mark Tyson kafa attı sana yani. Ya Kadir, bu kurlar sardırıyor mu? Kardeşim bunlar kazlarla aynı kavimden. Allah kaz Allah. Biliyorsun psikopatın önde gideni bir hayvan. Kuğu o kadar değil ama onun da belli bir agresyonu var. Sana Gülhane Parkı'nda kuğulara kravat takan serhoş memur emeklisi amcayı anlatmış mıydım? Sanki. Ya ben de her şeyi anlatmışım ha. Ya ben diyorum ki bu İngiliz kraliçesini arayalım. Şu kuğuları vurma işini bir ona soralım ya. Ara bakalım. Ne edecek? Tamam kardeşim, arıyorum. Arıyorum, aha da çalıyor. Çalıyor. Alo. 7 tane kuğusu vurularak öldürülen İngiliz kraliçesiyle mi konuşuyorum? Aa. Ağlıyor ya garibim. Niye ağlıyor? Kuğularıma fırtına gitti. Gitti kuğularım gitti. Yalnız alımla ne istediniz kuğularımda? Alo valide, özür mü ya? Ya ölenle ölünmez sayın kralıça ya. Peki kim vurdu efendim sizin kuğunuzu? Yapma ya. Ne diyor ya? Kuğuma diyor vuran vurana diyor. Özellikle diyor gençken diyor çok vurdular. Neyisine? Kuğusun. Sayın kraliçe, bu kuğular neden sizin malınız ya? Ne özelliği var ki İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin deniyor? Ha, evet. Neymiş ya? Asalet timsali kaderim diyor. O yüzden diyor, asaleti temsil ettiği için diyor, kuğular diyor benim diyor. Valide Hanım, bence de kartalasın ama beslemesi zor. Evet evet kraliçem, Pascal kartal beslemeyi denedi. 2 günde Pascal'ın evin kartal. Evet. Evde kartal olmuyormuş. Hatta var ya, kubretini daldı. Evet, kartal yılan görür de durur mu ya? Tabii ki dalacak, daldı nitekim. Abi, kubretin var ya, bana dedi ki... Baba, bu evde ya o gider ya ben. Ne yapayım? Alo, efendim sayın kraliçe. Efendim, ha. Ya boş verin, biz arada böyle geyiğe dalıyoruz. Peki efendim, kimin vurduğu belli mi? Şüphelendiğiniz biri var mı? Öyle mi? He. Kimmiş abi? Putin'den şüpheleniyorum. Oo. Avcı diyor, avcı bir adam diyor. İngiltere'ye geldiği zaman benim kuğuları gördü. Keşke benim kırmalıyı da alsaydım da şunlara iki sıkaydım dedi diyor. Hatta benden de ferma atan köpeğe padrone yapacak av köpeğim var mı bacı diye av köpeği istedi diyor. Ya Kadir, bu İngilizler avcı millet ha. Tabii tabii, İngilizler avlanmayı sever. Kraliçem, şimdi sizin kuğunuzu vuran eğer Putin'se ona bir karşılık verecek misiniz? Ha öyle mi? İlginç. Ne diyor ya? Ben de diyor o hormonlu cücenin diyor manitasını kaçırttım diyor. Ver kuğumu al kuğunu diyeceğim diyor. O zaman Kadir desene abi, ortalık karışacak. Hem de nasıl, hem de. Tamam kraliçem, tabii tabii. Yalnız vize ücretlerine zam yapmışsınız, hiç şık olmuyor. Bak geleceğiz, bir gezeceğiz, olmuyor yani. Bir soğuda kahve içelim, Times'in kenarında gezelim diyoruz. Bir de üstüne vize parası istiyorsunuz ya. Ölüm var ölüm. Ya senin Merkel de vize ücretine zam yapmış Pascal. Efendim sayın kraliçe. Ha Merkel mi? Öyle mi? Aa. Ne diyor ya? Merkel kraliçeyi aramış. Pascal beni çok üzüyor kraliçem. Aslanım dedikçe bana pençe atıyor. Koçum dedikçe tost vuruyor. Sen koca görmüş kadınsın. Bana bir akıl ver demiş. O ne demiş? Kraliçe demiş ki aman kızım, sırtından yumurta küfesi mi var? Erkeğe sevdikçe erkek küstahlaşıyor. At sırtından aklı başına gelsin devenin demiş. Ha, demek o yüzden Merkel bana birkaç gün diyor soğuk yapıyor. Vah. Çanlar senin için çalıyor Pascal. Eyvah eyvah. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Dinleyici sorusu var. Oku abi. Hemen. Esen diyor ki Kadir abi, metal müziği bugünkü formunu senin verdiğini neden bizden yıllarca gizledin diyor. Doğru mu lan? Tabii ki Pascal, ne demek? Benden önce metal müzik başladı ya. Ben insanlaştırdım ya. Nasıl yaptın? Şimdi biliyorsun bu metal müziğin kralı Nordik ülkelerden çıkıyor. Norveç, İsveç, o taraflar güzel metal müzik yapıyor. Hatta metal müzik için İsveç'in Zeybe'ye diyen var. Kim diyor? Hayko Cepkin. Neyse, metal müzik kuzey ülkelerinin Zeybe'dir demişti bir röportajda. Yıllar yıllar evveldi Pascal. Şehvet diyarı Norveç'te metal müzik grubunda bateri çalıyorum. Adamlar death metal yapıyorlar. 2 satır şarkı çalıyoruz. Hadi gidelim kilise yakalım diyorlar mesela. Aa, manyaklara bak. Beyler yapmayın etmeyin, ayıptır günahtır, burası da bir ibadethane.
saygılı olun diyorum. Ondan sonra baktım herifler satanist çıkıyor. Metal müzik yapıyorlar, paparozu çekiyorlar, kilise yakıyorlar. Baktım olmayacak. Şehvet diyarı Amerika'ya göç ettim. Şehvet diyarı Norveç'te. Ne yaptın orada? Amerika'nın Cincinnati eyaletinde. Nerede? Cincinnati eyaletinde Ramazan davulcusu olarak işe başladım. Amerika'da. Evet. Neyse bir gece karşıma ruh gibi bir herif çıktı. Abicim dedi, davulun tokmağına kurban olurum dedi. İki satır dedi, beni dinler misin? Söyle yavrum dedim. Abi dedi, benim adım Ozi dedi. Beşiktaş'ta olsan sen ne kadar çökmüşsün lan. Suratının nuru gitmiş dedi. Yok abi dedi, Ozi derken dedi Beşiktaş'ta olsan değil dedi. Ozi Osbourne dedi. Kendim dedi metal müzik yapıyorum abi. Bir grubum var dedi. Black Sabbath dedi. Ama bizim davulcu mal dedi. DNA tutar gibi dedi. Baget tutuyor dedi. Bizim grupta davul çalabilir misin dedi. Çalarız koçum dedim. Garibana yardım etmek sevap dedim. Neyse Paskal'ım, ertesi akşam gittim konsere çıkacağız. Ozi geldi bana dedi ki, Kadir abi dedi, ben bir şarkı yaptım dedi. Ver bakayım dedim. Baktım. Ozi Osbourne Iron Man şarkısı. Hiç duymadım. Ozi geldi, Kadir abi dedi, bu şarkının melodik altyapısı ve davul riffleri dedi zayıf dedi, bu şarkıyı bir düzeltir misin dedi. Iron Man şarkısına si bemol, bi bemol bir koydum, tak Nihavend makamına bağladım. Bu şarkı Nihavend mi? Evet, Nihavend makamı da metalik. Allah kırmasın ya. Neyse sahneye çıktık, bunlar verdiler metalik. Bastılar çığlığı. Verdiler metali, bastılar çığlığı. Ana bacı küfür kıyamet. Ortalık savaş yeri gibi derken Ozi bir kasa civciv getirdi. Sahneye saldı. Başladı civcivleri ezmeye. Ne? Abi sayın mı diyorsun? Aynen. Ben bunu görünce davul bagetini bunun kafaya fırlattım. Başladım sağ kalan civcivleri toplamaya. Ben topluyorum, bu ezecek civciv arıyor. Alttan buna kafayı sumsuğu bir yapıştırdım. Neresine? Yere diz çökmüşken nereye kafa atabilirsem oraya. Neyse ara oldu. Ozi geldi, Kadir abi ne yaptın sen? Bütün konseptin dedi. Niye zulmediyorsun lan cücüye dedim. Abi bizde adet dedi. Sahnede civciv eziyoruz biz konserde dedi. Yavrum bu civcivleri öldürme. Bunları büyüt, yumurtasını alalım. Hayvan ciğizleri niye öldürüyorsun? Müslük böyle mi olur dedim. Baktım Ozi çok agresif. Bunu inceden paparoza alıştırdık. Sakinleştirdik dedi. Metal müziği niye bıraktın? Ya metal müzik konserinde beni elektrik çarptı Pascal. Yapma ya. Ya maalesef. Gitar tellerinden birinin bakır kaplaması sıyrılmış. İşaret parmağıma dolama çıkmıştı. Oradan bünyeye aldık 220 volt sanayi ceyranını. Ben o yüzden biraz tabii esmerledim o olaydan evvel. Teleme peyniri gibi bembeyazdım ben ya. Neyse günler geçti, Ozi beni aradı, Ozi Özbön beni aradı. Kadir abi dedi, civcivleri büyüttüm dedi, bahçeye de dedi saldım dedi, gezen tavuk oldular dedi. Yumurtalarını içiyorum dedi, konserde dedi 2 saat hayvan gibi böğürüyorum, boğazıma gıcık yapmıyor, sağ ol babayko dedi. Ellerinden öperim dedi. Vay be kedi. Rahmetli Lemmy Kilmister'e de, Lemmy dedim, senin dedim bu suratındaki benleri hiç beğenmiyorum dedim. Gel dedim şu benleri doktora gösterim dedim. Lemmy dedi ki yok Kadir dedi. Tane tane benleri var yüzünde diye Türk'üm bile vardı. Çek bir nefes ama ısıtma dedi. Ne ısıtma? Yani ortamı ısıtma diyor. Yani iğrenç bir ortam vardı anlayacağım. Ben de metal müziğe hayvansever bir boyut katıp işten sıyrıldım. İyi yapmışsın. Ya o zamanlar metal dünyası çok sertti Pascal. Şimdilerde normalleşti yani. Ya Kadir ya. Senin metalle ne işin var? Sen tarta seversin. Evet, ahşabın odunun hastasıyım ben. Ah Kadir. Hanginiz değiliz? Şarkı girin mi? Hadi. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Ya Tarantino'yu bildin mi? Hangisi lan? Ne demek lan hangisi? Quentin Tarantino. Karantino mu? Yavrum Karantino değil, Tarantino. Quentin Tarantino. Salçalı Quentin. Ya Kadir sen bu herife ne salçalı diyorsun? Ya çok sevdiğim bir yönetmendir bu arada. Oluk gibi kan akıyor ya, o yüzden. Ama büyük yönetmen biliyorsun, çok seviyorum ben. Evet. Şimdi değişik biri. 55 yaşında ilk evliliğini yapmış. Genç evlenmiş ya. Abi durulduktan sonra evlenmek de iyi be. Yok abi.
Cahil iken evleneceğim. Vallahi o kahıl başka türlü çekilmez. Şimdi ben diyorum ki baba koyu arayalım. Quentin'i arayalım abi. Doğru düz. Tebrik ederim. Hadi ara. Efendim 55 yaşında ilk evliliğini kendinden 35 yaş genç bir hanımla yapan ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yu arıyorum. İlk defa mı? Evet ilk defa. Evet çalıyor efendim çalıyor. Alo 55 yaşında 20 yaşındaki bir hanımla ilk evliliğini yapan efendim ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yla mı görüşüyor? Ne yapıyorsun Quentin? Ne yiyorsun? Bir kavanoz çokella mı yiyorsun? Yavrum çokellayla çözemezsin ki o sorunu ya. Ne diyor ya? Kadir abi diyor bir haftadır evden çıkmıyoruz bittim abi diyor. Kız diyor aldığım kız diyor biraz genççe diyor her gün bir kavanoz çikolat yiyorum diyor. Ama yine de baş edemiyorum abi diyor. Kadir 55'te evlenirsen böyle olur. Şimdi bak baba Iko bak şimdi telefonu kapatma yayın arasında sana bir tarif vereceğim. Yengeme koç yiğidim helal olsun sana bu yollar diye alnından öptürteceksin kendini. Sen Kadir kardeşine güven. Nijerya'nın şebek maymunu iken benim verdiğim tarifle Zambezi'nin kaplanı olacaksın. E tabi mahcup olmamak lazım. E tabi canım bir de seviyorum ben seni mahcup olma ya. Ha ya bu bela hepimizin başında ya. Birbirimize yardımcı olacağız. Quentin, Quentin. Ya Kadir sen var ya çok doğalıyorsun. Şimdi sağ ol canım benim. Sağ ol. Şimdi Quentin abi. Senin gözüne ne göründü de 55 yaşında 20 yaşındaki hatunla evlenmeye karar verdin ya? Evet. Evet. He. Ne diyor? Şimdi diyor hayatım elimden kayıp gittiğini fark ettim diyor. 20 yaşında da diyor genç bir hanım buldum diyor. Evlendim diyor. Bana gençlik iksiri oldu diyor. Gel gör ki diyor gençlik iksiri bir yana diyor. Belim bıkınım koptu diyor. Bir haftada diyor 5 yıl çöktüm diyor. Balla polen yemekten şekerim 300'e fırladı. Ya Kadir bu işler böyle. Şapkalı bileceksin. Alo Quentin abi. Şimdi peki yenge mesela senin filmlerini izlerken seni kıskanıyor mu? Niye kıskansın? Ya Quentin Tarantino yönettiği filmlerde oynuyor ya. Mesela Alacakaranlık'tan Şafağı filminde Salma Hayek masanın üzerine dans ederken Quentin abinin ağzına ayağını onun ağzına sokuyor. Oha niye be? Ya ne demek niye? Adamın ağzı Salma Hayek'in güzelliğinden bir karış açık kalıyor. Salma da dans ederken lak diye Samsun pidesi gibi ayağını sokuyor Quentin'in ağzına. Tüh. Gerçi sonradan Salma vampir çıkıyor ama olsun. Abi ya sizin dünyanız ne acayip ya. Meğer var ya ben çok masum vallahi. Alo Quentin abi şimdi seni kaplan yapacak tarifi veririm ama şartım var. Bir daha İkinci Dünya Savaşı filmi çekersen Pascal'la beni oynat. Ben Hitler'i öldüren adam olmak istiyorum ya. Ben de. Pascal da Himmler'in tavuk çiftliğindeki tavuk çobanı olmak istiyorum. O şekil bir senaryo yazılsın. Bizi de oyna. O zaman tarifi veririm öyle mi? He adamsın. Ne diyor? Sen diyor beni kaplan yap diyor. Ben ikinize birden ilk filmde Oscar aldıracağım koçum diyor. Giderim mağduriyetimi ben de elimden gelen yardımı yapacağım diyor. Hadi Kadir gider bari. Şimdi yaz o zaman Quentin abi dur bir dakika yaz. Şimdi 100 gram çakşır otu. Yaz 50 gram nane. Aragaz. Aragaz. Ya Kadir bu çakşır otu neydi ya? Az önce dedin ya aradan önce. Ha Quentin'e söyledim. Tarifin evet, içinde evet, var. Evet. Şimdi çakşır otu Mersin'de yetişen bir ot. O otu yiyen tekelerin ikiz doğurttuğu fark ediliyor. Ot incelemeye alınıyor. Vay. Tabii şimdi çayı da var. Ben İngiltere'ye giderken yanımda bir tane sallama çakşır otu aldıydım. Havaalanında beni çevirdiler. Ne diye? Türkiye'den geliyorum ya üstümü arayacaklar. Potansiyel suçlu muamelesi görüyoruz onların gözünde. Dünyayı soydular, hırsın önde gideniler ama seni arıyorlar. Neyse Soho'da gezmeyeceksin yani. Neyse açtık valizi. Polis kurcaladı. Çakşır otu çayını buldu. Bu ne dedi? Çay dedim. Üstüne marka yok dedi. Handmade dedim. İnanmıyorum dedi. Getir bir bardak su içeyim de gör dedim. Getirdi attım. Mis gibi koktu. Polis dedi ver ben de içeceğim. Dedim ki abi bak bu çayı içersen böyle böyle olur dedim. Hadi oradan dedi. İçti bir bardak çakşır otu çayını gitti. Bir saat sonra geldi. Suratı kıpkırmızı eliyle sırt çantası tutuyor önünde. Ne yaptın bana böyle diyor. Dedim babacığım ben sana söyledim sen dinlemedin. Ne zaman geçecek bunun etkisi dedi. Vallahi abi dedim bünyeye göre değişir dedim. Buradan git dedi beni ikiletti. Neyse ben Londra'ya girdim gezdim dolaştım çıktım.
Ondan sonra uçağa bineceğim, kapıda bu bekliyor. Kim? Beni girişte çevirip arayan çakşır otu çayını içen polis. Abi dedi, ayağının turabı, kapının itiyim, gözünün çapağını, dırnağının pisini yerim, bana bundan gönder dedi. Dedim hani biz medeniyetsizlik dedim. Hani biz geri kalmıştık dedim. Hani dedim siz çok büyük medeniyettiniz dedim. Git dedim Londra kırlarında dedim yosun kemir dedim. Pindik uçağa. Herif uçağın arkasından kalkış yapana kadar koştu ya. Kadir ya, güzel bir şey mi bu? Güzel güzel, ben seviyorum. Ben de için. Yavrum güzel demleme çay iç. Senin ne işin var bu çakşıra makşıra ya? Senin ne işin var? Ben tadını seviyorum. İngiliz'in çeşit çeşit çayı var, bizim olamaz mı ya? Abi şakşır otu diyorsun. Ben bir şey demiyorum. Sen diyorsun. Ben ne diyeceğim ya? Sen söyledin. Benim var ya, haberim biri yoktu. Yavrum sen sordun, ben anlattım, saçmalama ya. Ya Kadir, bu aralar var ya sık sık böyle şeyler duyuyoruz. Yediklerimiz bozuyor, bozuyor bizi Pascal. Artık hep chemical şeyler yiyorum. Kemikli şeyler mi? Kemikli değil ya, chemical yani kimyasal şeyler. Laboratuvarda kırmızı et ürettiler Pascal ya. Terbiyesiz şerifsizler. Ondan sonra daha yaşım 40 değil, niye bende hareket yok? Yediğin içtiğin dandik, ondan hareket yok. Bana mı diyorsun? Ya bu milletin çeşit çeşit derdi Haydar Dümen gibi bilim adamlarını bile delirtti ya. Adam kafayı kırdı koca Haydar Hoca'ya. Ha, hiç bu işlere hiç girmemek, bulaşmamak lazım ha Pascal. Aman abi, tövbe de. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Abi senin bu Nikolay'ı 10 yıl hapse atacaklarmış ya. Yok, benim Nikolay kim? Ya Nikolay Sarkozy, eski Fransa Cumhurbaşkanı. 10 yıl mahpus cezası alabilme ihtimali varmış. Niye ki? Ya 2006'daki seçim kampanyasında Libya lideri Kaddafi'den 50 milyon dolar şey almış, yardım almış. Abi ondan mı yırttı? Yırtmamış, yine açılmış dava. Mali şube Sarkozy'yi gözaltına almış. 15 saat sorgulamış, mahkemede de 3 saat ifade vermiş. Abi o zaman hiç kaçarı yok. Bu sefer var ya, tıkarlar içeri. Arayalım mı şunu bir ya? Ha? Ara ara ara. Ben ne arayacağım ya? O Fransız, sen Fransız, sen ara. Abicim senin Fransızca çok güzel. Ara da herkes duysun. Ya Fransızcam hakikaten şahane Pascal. Gaza geldim, ben arıyorum kardeşim. Çalıyor çünkü. Alo. Alo. Bonjour mon ami Sarkozy. Je suis Kadir Çöpdemir'e Pascal Numa. Pardon. Oui. D'accord. Gérard Depardieu. Kadir, Gérard Depardieu. O ne lan? Bu manyak benim çok güzel Gérard Depardieu dediğimi duymuş. Bir kerecik söyler misin diyor. Bu da kafayı sırırdı. Adama 10 yıl sokacaklar. Hala Gérard Depardieu diyor. Alo Sayın Sarkozy, yanımda hemşehriniz Pascal Numa da var. Ne haber cüce? Ne haber cüce mi? Kardeşim, benim toprağım. Fransız. Pardon, pardon. Monsieur Sarkozy, ne dediniz? Allah Allah. Ne diyor? Vallahi Fransızca söyledi ama ben tercüme edemedim. Ne dedi? Ben söyleyeyim. Sarkozy'ye Pascal burada dedim. Bunun üzerine o Pascal, putain de bordel de mer dedi. Yuh, ayıp be. Ya Pascal, bu arada Paris'te karıştı ha. Sarı yelekliler diye biliyorsun birileri çıktı. Hükümete 33 maddelik bir değişiklik talebi sunmuşlar. Paris karıştı ama galiba şimdi hükümet geri adım atıyorlarmış ha. Evet abi, vergi yüzünden. Bizde böyle ara sıra oluyor böyle. Bu aralar Paris'e gidilmez ha, açık söyleyeyim. Neyse, alo Sarkozy. Abi niye siz kızgınsınız Pascal'a? Ha. Evet, haklısınız. Neymiş? Beni diyor içeri aldılar, herkesler aradı diyor. Bu Pascal aramadı diyor. Adam değil, madam o diyor. Ya Kadir, sorma ya. Telefonu değiştin, numaralar silmiş. Pascal, abi bu yalanı kimse yemiyor artık ya. Ne diyeyim ya, haberim yoktu. Alo, Sayın Sarkozy. Abi şimdi siz rahmetli Kaddafi'den 50 milyon dolar aldınız mı? Delikanlı gibi söyle. Evet, aldınız. Peki niye bombaladınız hem parayı alıp adamı? Efendim? Ha, parayı ödemeyince verdiniz bombayı kafasına. Terbiyesiz ya. Olur mu öyle şey? Ya Sayın Sarkozy, şu dünyada bir tane delikanlı Fransız tanıdım, o da Pascal Numa bak. Nasıl bir adamlarsınız siz ya? Nasıl bir ya? Milletçe ya. Ya Fransa çok güzel memleket. Çok seviyoruz ayrı. Efendim? Ne diyor? Ecnebiyiz ya Kadir. Ecnebilik böyle diyor. Doğru diyor. Alo Sayın Sarkozy, şimdi mesela Angela Merkel'le konuştuk. Onun dediğine göre kendisine yazılmışsınız vaktiyle.
Doğru mu? Yani Nikolay Sarkozy Angela Merkel'e Sarkozy mi? Evet. Evet hadi canım. Ne diyor? Vallahi diyor beni Putin gaza getirdi Mona mi diyor. Diyor bir Birleşmiş Milletler toplantısında kafe birek verilmişti diyor. Putin yanıma geldi. Angela çatır çatır sevişiyor oğlum dedi diyor. Oo. Ben de o kanaldan yürüdüm o lala diyor. Ya diyor bu dünyanın çivisi çıkmış. Peki alo Sayın Sarkozy mahkemede ne oldu? Alıyorlar mı sizi içeri? Ha belli değil. Ha. 10 yıl verseler 4 yıl yatarım diyor. Abici eğer suçluyorsa cezasını çeksin. Vallahi Nikolay mahpus damına düşen adamın işi zor. O yüzden üstüne de fazla gelmeyeceğim ama seni sevmedim bunu bil yani. Hadi boncuk sava ızgara tava. Hadi canım. Bedü. Sakin ol sakin ol. Nasıl? Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler büyük bilim insanı medarı iftiharımız. Yeryüzüne düşen en iri beyin taneci. Tarih deryasında inceler çıkaran tüpsüz dal. Cahil savar. Güzel insan. Canımız cananımız sevgili hocamız. Profesör Doktor Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuza tenezzülen teşrif ettiler. Hoş geldiniz hocam. Dilber hocam işte boynun işte sen. Buyur. İstediğin gibi dola. Ya Rabbi şu mübarek gün hürmetine senden diliyorum, senden dileniyorum. Bu beyin denen şeyi böyle şırıngayla enjekte edilecek hale getir de. Ay şunlara biraz beyin şırınga edelim. Ben de biraz dinlenmiş olayım. Hocam yorgun musun? Nasıl yorgun olmayayım? Yani koca ülke sırf benim IQ'mla dönüyor. Buna beyin mi dayanır? Sen de haklısın Dilber hocam. İdare et bizi ya ne yapalım? Aman bırak beni neden çağırdınız buraya böyle sabah sabah ne soracaksınız? Dilber hocam yeni yıl yaklaşıyor ya. Bu yıl başında kadın elbiselerindeki kombinler nasıl olacak onu konuşmak istedim. Ayol siz beni Cemil İpekçi ile mi karıştırdınız? Ne oldu Dilber? Modanın cahili misin? Ay böyle ımpır ımpır konuşup da sinirimi zıplatma kara cahil. 1954'ten beri hiçbir konuda cahil değilim ben. O zaman bize bu yılbaşındaki renk kombinlerini anlatın ama hocam. Kadın dinleyicilerimiz merak ediyor. Bizi dinleyen cahiller için anlatayım. Yılbaşının olmazsa olmazı kırmızı renktir. Niye öyle hocam? Yılbaşında kırmızı giymenin tarihi temeli ne oluyor hocam? Efendim tabii bu konuda çok net bilgiler olmamakla beraber yılbaşında kırmızı giyildiğine dair ilk bilgileri biz ünlü Fransız tarihçi Noti Gölcü Antoine'dan alıyoruz. Gerçi o da bu bilgileri ünlü İtalyan tarihçi Hacma Çürvit Young Boyusçu Coutinho'dan almıştır. Ve Coutinho'nun Tutto Frutti Francesco Totti adlı eserinin ikinci cildinin dördüncü cilt ibadesinde İtalya-Fransa sınırında yılbaşında kırmızı giyildiğinden bahseder. Vay be Kadir ya sen bir şey anladın mı? Anladıysam terbiyesiz evladım. Bu sene yılbaşı kombinlerine gelince kırmızı bu kez ekose ve leopar desenlerle buluşuyor. Oo leopar desen en sevdiğim. Parlak detayların da eklendiği bir maksimalist stili. Hop hop Dilber hocam öyle Marksist Stalinist falan öyle şeyler söylemeyin. Aptal cahil Marksist Stalin demedim maksimalist stilin dedim. Maksimalist stilin eğlencesi bütün yıl sizinle olacak dedim. Ya Kadir boşver ya araştık bir şey demeyse takılma. Yılbaşında cilt bakımı için kırmızı şiso bitkisinin gücüyle cildi böyle hızla yenileyen soyulabilir bir maskeyi öneriyorum. Bu maske ne soyu? Senin gibi kara cahillerin derisini yüzüyor. Böylece ben de rahat ediyorum. Hocam kırıcı oluyorsun. Beyin olmayanın kalbi kırılır. Dilber hocam güzel aforizma söylediniz ya. Ama ne demek anlamadım. Zaten anlasan şu an burada olamazdın. Dilber hocam yılbaşında burada mısınız? Hayır Hohenzoller ailesinden bir dük arkadaşımın şatosunda kalacağım. Aman hocam o soğukta şato buz gibi olur vallahi romatizma kaparsın söyle. Cahil romatizma mikrobik bir şey mi ki kapayım? Vallahi bedavaysa ben kaparım. Ay Allah'ım ne oldu beni buradan al da biraz IQ biraz beyin içine gönder. Dilber hocam
biz sana bir sürpriz yapacağız ya. Ne sürprizi? Sürpriz zeka ister, beyin ister. Beyin getirdik. Oha, bu ne ya? Beyin. Adli tıpta bir arkadaş var da otopsisi yapılan bir meftanın beynini ödünç istedik. Bakın sevin de geri götürüp defneteceğiz adamın beyniyle. Vay be. Demek ki beyin böyle bir şey. İlk defa görüyorsunuz değil mi? İlk defa, evet hocam. Aha da yere düştü. Ölü beyin bile sizi reddediyor. Harbiden ha. Ölü beyin bizden kaçıyor ya. Ya Kadir boş ver. Bırak gitsin. Bu yaştan sonra. Beyin de ağır gelir. Aferin Pascal. Beynin yok ama mantığın var. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Yeni yıl yaklaşıyor ya. Ellenme. Yaklaşsın. Ya biliyorsun ben aynı zamanda bir astroloğum Pascal. Aa. Hiç bilmiyorum. Ya Kadir. Karnında mı konuşuyorsun? Oğlum karnından konuşan vantrolog lan. Ben astroloğum. Yani yıldızlara bakıp geleceği söylüyorum bro. Hangisine bakıyorsun? Artık hangisi denk gelirse bakıyorum. Mesela benim burcum Koç. Koç burçlarını 2019'da neler bekliyor? Mesela bak söyleyeyim mi? Söyle. Mesela açıyorum yıldız haritamı. Evet. 2019 yılında aileyle daha çok zaman geçirme bekliyor. Doğru, valideyi aldım yanıma. Eskişehir'de kış sert geçiyor. Burada dinlensin dedim. İyi iyi iyi. İnsan olur biraz. Bak tek başına iyi bir iyice yabani oldun. Ha, ayrıca koçların bir kısmı evini ya da yaşadığı şehri değiştirecekmiş 2019'da. Güzel. Değişiklik iyidir. Ya dünya değişmediği sürece evi şehri değiştirsin. Ne olacak ki? Bir sıkıntı yok yani. Yurt dışı bağlantılı iş imkanları da olacakmış. Oo Kadir. Yoksa lan BBC mi gidiyoruz? Yok abi, ben Karnaval Medya'dan başka bir yere gitmem. Böyle devirde sağlam yerdeyim. Ben BBC'de ne yapacağım ya? BBC'den daha maşallah sağlam. Maşallah te. Maşallah ama. Senin burcun ne? At. At. Güzel. At. Öyle bir burç mu var Pascal? Yok be. Siz ne diyorsunuz? Yani şey var. Kebabı. Ha, boğa mı? Yok abi. Oğlak mı? Heh, oğlak. Ha, bakalım oğlak burçtan 2019'da ne bekliyor? 2019'da partnerlerinizle ilgili konular gündeme gelecekmiş. Yok öyle biri. Lan ben kimim, ben neciyim? Ha, öyle iş. Ya desene be. Bak mutlulukla giden bir bağlantı varsa daha iyi olacakmış. Pürüz varsa kopuş olacakmış. Biz mutlu muyuz Pascal? Kadir, sen de çok mutluyun. Ben de sana çok alıştım aslında Pascal. Ha, sevmiyorsun ama alıştın, öyle mi? Yavrum alışkanlık Yavrum alışkanlık sevmekten de aşktan da daha güçlü bir duygu. Kadınların aklı olsa onlara aşık olmamız değil, alışmamızı ister ya. Oo, ince. Bilardo'yu bile ince gördüm Pascal. Aslan ne? Şimdi aslanlar 2019 yılında biraz dinleneceklermiş Pascal. Ya ne diyorsun ki? Tembel olacak. Ya aslan zaten tembel. Diğer doğru diyorsun. Evet, o kadar evet, belgesel ya. İzledim. Aslan 24 saat. Aynen yatıyor. Allah'ım aslanın ya. Bir işin ucundan tuttuğunu gördün mü sen? Paso yatıyor. Dişi avlanıyor. O gidiyor yiyor gene yatıyor. Sadece evet. Evet abi. Evet. O kadar. Ama Kadir. Ha. Doğru söyle. Sen aslan olsan yatmaz mıydın? Doğru diyorsun. O karizma bende olsa ben de yatardım. Kadir şeye de bak. İkizler. Şimdi abi ben iki burcun kadınından kaçarak uzaklaşırım. Biri terazi, biri ikizler. Neden abi? Ya ikizlerle hiç anlaşamıyoruz. Allah Allah. Kadir bu kadar önyargılı olmuyor. Ya önyargılı değil kardeşim. Başımızdan geçti bunlar. Bak mesela terazilerin kariyerleri 2019'da büyük sıçrama yapacak. Ama abi bana sıçramasın. Nereye isterse zıplasın sıçrasın, bana sıçramasın. Kadir ya, senin de başından neler geçti ya? Ya bana hep borderline'lar denk geldi Pascal. Vah benim kardeşim. Yani şöyle mıyıl mıyıl sessiz sakin bir ilişkim olmadı be kardeşim. Kadir, bendensin. Sana var ya, bizim mahalleden kız bulacağım. Ne, Göktürk'ten mi? Yok lan, Paris'ten. Ya senin Paris'teki mahalleden Paris'in en tehlikeli suç yuvası kardeşim. Oradaki kızla evlenirsem beni keser, kafama sıkar ya. Yok be, şey var. Bizim Albert'in bacısı. Selin. Onu yapacağım. Selin mi? Türk evet. mü? Yok be. Baba Sırp. Annesi de gel. Kız melez. Bak şimdi dikkati çekmeyi başardın. Detayları konuşalım ha. Senin şaka. Fotoğraf var mı fotoğraf? Söylerim. Yollasın. Tamam, benim fotomu da çek yolla. Öv yalnız beni kıza, tamam mı? Merak etme. Ne iş yapıyor kız? Kurye. Uyuşturucu kuryesi. Ama çok değil. Vallahi.
Evcimen. Allah belanı vermesin. Neyse hadi topla dükkanı da gidelim ya. Hadi kaldığımız hadi. Yerden devam etme sözü verip gidelim ama, tamam mı? Tamam. Paka paka. Bay bay. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.